maç yapıyor. Burak Balçıkçı'nda futbolcular görünmüyor ya. Futbolcular. O Buca Eçiz'in hali nedir kardeşim? O sen eski stadyumdan bahsediyorsun. Eski stadyum diyorum. Ayran stadyumda bahsetmiyorum ben. Ama eski stadyumda o. İçindeki stadyumda bahsediyorum. Ama. Yık kardeşim onu, yık. O zaman oraya baş vermeyeceksin. Beypazarı Şekerspor'la maç yaptı abicim. Ama oraya maç vermeyeceksin. Ya vermeyeceğim. Nerede oynayacak bu adam? Vermeyeceksin. Aslan Eslan'da oynayamıyorsun. Geleceksin Çin sahasında oynatacaksın. Sun içinde oynatacaksın. Gideceksin Çandar'da oynatacaksın. Gideceksin Bergama'da oynatacaksın kardeşim. Düzgünse sahalar orada oynatacaksın. Madem ama yani o sahayı yıkıp senin daha iyi bir şey yapma imkanın var orada. Var. Ya ilçenin kim içinde, ilçenin stadı olmaz. Bak dünyanın her yerinde. Kime ait orası? Buca Belediyesi'ne ait işte. Buca Belediyesi yapacak. Buca Belediyesi yapacak. Futbol Federasyonu'ndan mı verecek? Hayır, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne söyleyecek. O zaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü de federasyona söyleyecek. O zaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü buna el atacak. El atacak ama yıllardır talimat yapıyoruz. Lan neyin ne talimat yapıyorsun ya? Bizde şöyle o sıcakta türbün yok, bir tane türbün işte var. Bizde şu var. Gökdeniz yapsın, ben aylayım yapayım işte. Ya Gençlik Spor İl Müdürlüğü yap o zaman Buca stadını. Kimini yapmış? Şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de çok yüklenmeyelim. Adam yeni geldi göreve de. Eski yönetim şeyden bakıyorum. Sabri Saadetler'den mi? Sabri Saadetler yıllardır. Ben yeni gelmiş bakmam ona kardeşim. Gelmişse hemen el atacaksın. Ne atacaksa hazırlık diplomasını yapacak. Gidecek görüşmeleri yapacak. Bu stat böyle olmaz deyip çalışmalarını yapacak. Çünkü bu el birliğiyle olur. Yani Buca yapsın. Buca yapmış kendi stadını. İyi oynuyor. Yani yapmış öyle. Yani gidecek, yapacaklar onlar beraberce çalışacaklar, o stadı oraya kuracaklar Gökdeniz. Ya Buca ilçesinde, bak şimdi, arenayı yaptın. Ya, o statta oynanmıyor maç ya. Adamlar 9 kişi kaldı. Zeminden dolayı sakatlandılar. Kırmızı kart gördüler, bilmem ne. Cezasını çekmek zorunda. Bu Altın Ordu'da yıllardır bu İzmir'in müthiş bir kulübü yani. Hiç asıllık bir kulübü. Bunu çekeceğiz, bunların futbolcuları çekmek zorunda. O zaman Altın Ordu kendine niye yapıyor abi? Ya yapacağım işte ya. Buradan ses veriyor ya. İşte. Kaç yıldır bir Altın Ordu? Kaç? Hayır yani Buca İzmir'e resim kurduğundan biri yani. Buca Altın Ordu'nun yükünü çekmek zorunda değil ki. Altın Ordu kendi düşünce. Buca kendi düşünce. Ben şimdi neden diyorum işte geç olmasın. Çiğli için. Çiğli şimdi de işte neden istiyorum? Evet. Bugün Bal Ligi'nde açık ara önde Çiğli Spor. Evet. Altın Ordu'ya çıktı mı nasıl oynayacak orada maç? Biz de niye diyoruz işte buradan Metin Solak'a sesleniyoruz sana keyfimize demiyoruz. Hemen stat projesini ele alsın. Ki Metin Solak da el attığı işi bitirir gibi geliyor bana. Hemen ya projesini açtık. Başkanımıza da geçmiş olsun diyelim bu arada. Çok büyük bir ameliyat geçirdi o da şimdi. Şeker hastasıydı, tansiyon hastasıydı. Bayağı karışık bir ameliyat geçirdi. Geçmiş olsun. En son meclis toplantısında ama şu anda mecliste helallik istedi gitmeden. Ya dedim ameliyata gidiyorum bak masada falan kalmayayım çocuklar falan dedi. Aman başkanım dedi. Allah vermesin. İyileşti geldi. Başlayacak göreve yapacaktır yani. Bunu beklemek lazım. Yani Çiğli Metin Solak da sonuçta 2 senedir belediye. 2 senedir görevin başında. Yapacak bunu. Konuşmamız da var zaten. Evet, onun plan projesinde var ama işte belediye seçimi var, o var, bu var. Bu çünkü 2014 yerel seçimleri var, bilmem nesi yani var. Kısa vadeli değil yani bu işler çünkü ama bir yerden insanların başlaması lazım. Hocam şimdi Altın Ordu kaç senelik kulüp? Yani yıllardır asıllık çınar ya Altın Ordu. Biz başladık mı Altın Ordu karşıya zaten program bitiyor. Bitiyor. Onun için biz hani bakalım biz bir önce spor kısmına bakalım bu işleriz. Şimdi Karşıyaka'ya geleceğim hocam ben şimdi. Karşıyaka stadı zaten işler acısı. Biliyor zaten yani. Söyledik onu. Söylemeye gerek yok. 2-0 yendi. Benim dikkatim çekti. Hoca ileride üçlü oynattı. Eren Şentürk, merkezde Şaban, sağda Akbetu. Akbetu Tatöcü bir adam şimdi tamam mı? Benim bunu dikkat zaten Akbetu attı. Şaban'ın bu ligin en iyi üst düzey oyuncularından biri. Şaban'a ayrı parantez açacağım. Akbetu ilk golü attı. Ya o zeminde nasıl attı ben de bilmiyorum. Çok güzel vurdu gol oldu yani köşede. Tamam mı? Akbetu attı. Tecrübeli adam. Sakaryaspor'da bir oynamış. Tecrübeli bir adam. Tamam mı? Neyse. Şaban'a geldiğimiz zaman şöyle. Şaban'a şimdi bakıyoruz. Yine Şaban Mehmet Battal gibi olmasın. Bak burada uyarıyorum. Olmaz. Mehmet Battal zamanında Buca'nın altyapısından yetişmiştir. Fenerbahçe'li Aygün'le 2005 yılında top oynamıştır. Mehmet Battal ve o zamanlar Mehmet Battal daha topa çıkıp timingi bilmiyor adam. Yani topa ne zaman o kadar boy olmasına rağmen boy uzun boy adam. Bu topu ağırdan gelen topu alır dersin değil mi? Ama timing zamanlamada hatasından dolayı timingi bilmediği için hep hatalı toplar alamıyordu. Boy o kadar uzun olmasına rağmen ondan kısa adamlar bile topu alıyordu onlar. Mehmet Battal. Şişirdiler çocuğu erkenden havaya soktular. Çocuğun ayakları yerden kesildi. Yok $1 milyon bonservis. Biçtiler yok bir mekesler. İşte Karabük'te 18 kişiye geldi. Ama gelmedi. Şaban farklı. Mehmet Battal Şaban farklı. Şimdi bak. Farklı. Mehmet Battal Şaban Dios geldi. Şaban nereden geldi? Bu ligden geldi. Bu ligden geldi. Biliyoruz. Şaban'ı biliyoruz ama Mehmet Battal pivot santrfor tipi zaten. Pivot santrfor artık dünya futbolunda kalmadı. Kalmadı. Dünya futbolundaki temsilcilere söylüyorum sana bak. Atletik Bilbao'lu Fernando Llorente, Sevilla'lı
Kanute. Birkaç adam daha kaldı yani. Tamam mı? Bir de işte İsveç'te, Misveç'te. Ha. Onlar da yaşlandılar. Bitti onlar. Ben sana en gençlerini söyledim. Pivot center for tiplerini. Tamam mı? Bunlar bitti yani. Hani pivot center for topu göğsüne alsın. Orta sahalar sürpriz adam kaçırsınlar. Dünya futbolunlar olsun. Yok. Örnek şöyle. Orta saha kuvvetli, orta saha yönü kuvvetli hücumcu futbolcular oldu şimdi. Örneğin nasıl Barcelona? Fabregas. Nasıl? Messi. Rooney mesela, bak Rooney, forvet dersin Rooney'e. Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Otelio Galati maçında Rooney'i Scholes futbolu bıraktığı için Rooney'i Alex Ferguson orta sahada oynattı. Çok da süper oynadı Rooney. Evet. Orta saha ağırlıklı forvet. Neden? Berbato. Oynayamıyor Manchester United'da. Çok gol atıyor, oynayamıyor. Alex Ferguson göndermek istiyor. Neden göndermek istiyor? Pivot center for tip. İstemiyor. Bitti. Orta saha ağırlıklı hücuma dönüyor. Orta saha. Şimdi şöyle, evet. Bir takım defans bloğu yapacak. Ama Şaban'ın şu avantajı var hocam. Var. Şimdi bak, lafını kesiyorum. Şaban'ın şu avantajı var. Şaban iki ayağını da iyi kullanıyor. Boyu uzun, iki ayağını iyi kullanıyor. Hızlı, evet. Bacak açıklıkları hızlı olduğu için hızlı bir anda varıveriyor. Ve sanki yani attığı pas, bu Akistan maçında attığı pas, biraz zeminde yardım etti ama o pasa. Attığı pas sanki forvet arkasında bile oynayabilecek kapasitede olduğunu gösterdi bize. Yani. Hani Semih kadar oynayabilecek kadar bir şey yok. Bir ara pas atıyorsun, bayağı attığı pasta. Şaban daha iyi. Ama işte diyorum ya, şişeye vermesi lazım. O, hayır, o da Karşıyaka'nın işte bu yeni ileme kadrosunun arasında yeni bir oyuncu olduğu için anca. Çünkü daha verimli olacaktır Şaban. Daha iyi olacaktır. Daha iyi maç oynayacak, daha iyi oyuncular çıkartacak Şaban. Bir yerde bak, burada aynı şeyleri konuşacağız. Şaban'ın daha iyi yerde olduğunu göreceksin. Yani Real kapsam maçın yani gitmesine yakın oynatmaya başladı. Birkaç maç şey verdi. Gol attı adam. Deplasmanda. Mustafa Hoca direkt koydu abi. Şimdi hiç kesmedi. Şaban'ı koydu. Üçlü oynatıyor. Eren Şentürk, Arbiyotu. Ya şimdi son maçta herhalde Taha'da bayağı bir işler yaptı. Zaten onlar bir ikili hocam yani. Bir Taha vardı, Kıvanç vardı. Kıvanç için taktırdılar Sivas'a. Taha Kasya'dan beri Karşıyaka'da. Tabii. Fenerbahçe altyapısına yetişti. Ama bak, Karşıyaka'nın şeyini biliyor artık Taha. Biliyor tabii. Niye? Havasını biliyor. Seyirciyi biliyor. Her şeyi biliyor Taha. Taha rahat oynuyor. Evet, ama yeni gelenler o seyirci de birikiliyor. Şimdi ne bileyim, bir herhangi bir yerden gelen taraftar Karşıyaka taraftan öne çıktığı zaman eli ayağı bile kesilir. Yani kendi sahasında maç alması da zor olur. Onun için hocam biz niye diyoruz işte Karşıyaka stat yapısı Asancak'ta oynanmasın maç diye. Karşıyaka'nın yerli altı gidecek oraya. Maç yaptığın zaman, sen Karşıyaka stat yaptığın zaman o takım Denizli geçip Karşıyaka'ya geldiği zaman korkacak ya bir kere. Şimdi, bu derbidir yani. Bu derbi Karşıyaka Göztepe, Karşıyaka maç olursa ya da Göztepe'de maç olursa derbi olur. Gökdeniz bak şimdi. Derbi olmaz Göztepe'de. Skoru endeksi yaparsak şimdi Karşıyaka bundan sonra yükselişe götürür hocam. Bu sefer Karşıyaka zaten bak, kadrosunun yeterli olduğunu ve iyi kullanılmadığını da düşünüyorum. Bundan sonra yükselişe geçecektir Karşıyaka. Evet. Ve inan hani Çaykur Rize olsun, Elazığ olsun, bunlar puan kaybetmeye başlayacaktır. Karşıyaka daha iyi yerlere gelecektir. Zaten playoff sisteminde bir bakmışsın, eğer senin de kadron yeterliyse, ki Karşıyaka'nın kadrosu da yeterli bir kadrosu var. Evet. İşte Kasımpaşa'da mesela bir çıkış var. Erciyes baştan beri iyi gidiyordu. Konya'da bir çıkış var. Bolu bir iniyor bir çıkıyor. Konya. Bu da ama Buca'ya, bak Buca 7. sırada. Buca'da gençlerle yine götürüyor hocam. Şimdi bak. Genç oyuncularla götürüyor.